istikrarsızlık devam ettiği sürece bu istikrarsızlık, bu sene kazandığı 1 lira 2 lirayla önümüzdeki sene ne evini geçindirebilir, ne çocuğuna bakabilir, ne tekrar tarla ekebilir. Yani bu şartlarda 5700 lira az. Örneğin hayvancılıktaki yem sıkıntıları büyürdü. Önümüzdeki seneye varmadan sütün bir 5 kilosu halk arasında 100 lira olur. Vatandaş süt yemeyecek mi? Yağ yemeyecek mi? Peynir yemeyecek mi? Bunların çözümü için önce istikrar lazım. Bu seneki %200'lük, %300'lük tarım girdileri, tarım artışları, fiyatlarındaki artışlar, girdi artışlarını böyle devam ettiği sürece 5700 lira değil 10.000 lira olsa gene çiftçi vatandaşımız bu işin içinden çıkamaz. Bu çiftçinin ürettiği buğday olsun, arpa olsun, fıstık olsun, mısır olsun, soya olsun, ne olursa olsun tarım ürünlerine Kadirli'de 7-8 tane esnafın gücü almaya yetiyor da bir devlet olarak 7-8 vatandaş kadar, yani esnaf vatandaş kadar gücü yok mu? Niye bu çiftçinin malını kendilere alıp da kendileri para kazanmak istemiyorum acaba? Bizim hedefimiz zaten Ayşe'ye ve Mısır'ın açıklanmasıydı. Maalesef Ayşe'ye açıklanmadı. Hasat biteli 10 gün oldu. Bugün Mısır açıklandı. Yine de Mısır iyi bir günde açıklandı. Tabii ki bizlerin de gayretiyle olan bir şey. Ama dediğimiz gibi girdi fiyatları çok ağır olduğu için, yoksa bu kadar girdi olmasa fiyatlar normal. Ama girdi maliyetleri 3-4 katı olduğu için mısır fiyatının da en az 6,5, 1 lirada destekleme 7,5 lira olmasını isterdik. Çünkü dünya piyasalarıyla rekabet etmeli bizim çiftçimiz. Dünyayla rekabet etmek için de çiftçi önce gülecek, bir para kazanacak, ondan sonra çalışacak. Ne çalışacak? İştahla. Yani daha iyi, az, yani bir arazi koymayacak, hepsini ekecek. Biz diyoruz ki hiç olmazsa madem 5700 lira açıklanmış, çiftçiye 1 lira da destekleme ödenmesi lazım diyoruz.